Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Önümüzdeki bir saat boyunca birlikte olacağız. Hemen piyasalara ilişkin bilinmesi gerekenlerle başlayalım. Gördüğünüz üzere KKM'de haftalık bazda artış rekoru ilk maddemiz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre geçen hafta kur korumalı mevduatlar 137,8 milyar TL artışla 2,1 trilyon TL'ye çıktı. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda haftalık bazda artış rekoru kırıldı. Toplam büyüklükte geçen hafta itibariyle rekor seviyeye yükseldi. Kur korumalı mevduatlar dolar cinsinden ise 109,1 milyar dolar seviyesine çıktı. Malumunuz gündemimiz seçim. Goldman Sachs'tan da dolar TL analizi geldi. Zaten son birkaç haftadır bu konuyla ilgili haber akışlarını izler vaziyetteyiz. Yabancı kurumların bu konularla ilgili analizleri devam ediyor. Seçimlerden sonra Goldman Sachs ekonomi kamuoyu için önemli başlıklardan biri olan ödemeler dengesi bağlamında Türk lirasını analiz eden bir rapor yayınladı. TL'nin reel ticari ağırlıklandırmış olarak önümüzdeki yıllarda %13 değer kaybetmesi gerektiğini belirtti Goldman Sachs. Türkiye'de tasarruf sahiplerinin altın yatırımları tarihsel seviyelere çıktı. Bu bağlamda Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre Türkiye'nin külçe ve sikke formunda altın yatırımı yılın ilk çeyreğinde 50 ton ile rekor seviyeye ulaştı. Böylece Türkiye'de ilk çeyrekte altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre 5'e katlandı. Bir önceki çeyreğe ise altın talebinde %32'lik artış izlendi. Toplamda talebin 3 milyar dolara ulaştığı görüldü. ABD istihdam rakamlarını yine bekler vaziyetteyiz. Beklenilen verilerin ana odağını bu hafta geride bıraktık diye söyleyebiliriz. Baktığımız zaman ABD bölgesel bankalarında devam eden sert satış dalgası da şu anda odaklanılan diğer konuların içerisinde yer alıyor. Bununla beraber tarım dışı istihdamın da Nisan ayında 185 bin artış göstermesi bekleniyor. İki gündür konuştuğumuz, özellikle iki yıla yayılan aslında yaşam maliyetleriyle ilgili sık takip ettiğimiz Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Gıda Fiyat Endeksinde 12 aydır aralıksız süren gerileme trendi sona erdi. FAO Gıda Endeksi Nisan'da aylık bazda %0,6 artarken yıllık bazda da %19,7'lik bir gerileme var ama aylık bazdaki artış tabii ki burada trendin sona erdiğine işaret ediyor. Bakalım önümüzdeki süreçte yansımaları nasıl olacak? Başlıklar böyle. Piyasalarda neler öne çıkmış? Hemen haritamıza devam edelim. Haftanın son işlem gününde gördüğünüz üzere Borsa İstanbul haricinde baktığımızda Avrupa kıtasında genel olarak olumlu bir hava hakim. Bu olumlu havanın içerisinde öne çıkan en çok DAX'ı görüyoruz. %0,81'lik yukarı yöndeki hareketiyle ama özellikle baktığımız zaman Portekiz borsası haricinde ana endeksler itibariyle Almanya'yı zaten söyledik. Kakaran'da, İspanya ise senedi piyasasında ve İngiltere'de, İtalya'da gördüğünüz üzere yukarı yöndeki hareketler belirgin. Dün Borsa İstanbul'da gün içerisinde özellikle öğle saatlerinden sonra olumlu bir hareket izlemiştik. Sanayi endeks günü pozitif tarafta kapatan unsurdu ama BIST 100 güne başladığı seviyenin çok kısıtlı da olsa yine altında kapatmıştı. Bugün de %1'in üzerinde gerilemeyle Borsa İstanbul'un 5000 puanın altında olduğunu görüyoruz. Bakalım ABD vadelerinde durum nasıl? Türkiye nezdinde hem kuru hem açıkçası borsa detaylarına bakacağız ama ABD'de de şu anda ekranda gördüğünüz üzere Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 vadelerinin yukarı yönde Avrupa borsalarına benzer biçimde bir görüntü sergilediğini söyleyebiliyoruz şu saniyeler itibariyle. BIST 100 dolar TL ve özellikle Amerikan tipi ham petrol tarafına bakacağız şimdi birazdan MTA sayfasında. Baktığımızda dolar TL'nin gün başında 19.50 seviyesinin üzerini test ettiğini görmüştük. Şu an itibariyle 19.50 seviyesinin bir miktar altında 19.49 seviyelerinde seyreder vaziyette. Euro TL'de 21.50'ye yakın 21.48 seviyelerindeyiz. Euro dolar paritesi ise 2 haftadır aslında 1.10 seviyesinin üzerindeki seyrini bugün de sürdürüyor. BIST'e bakalım endeksler bazında görünüm nasıl? Az önce söylemiştim, sanayi endeks dünün %0,70'ler civarında yukarı yönde ayrışanıydı. Bugün ama hem ulaştırma hem bankacılık hem de sanayi endeks hem de BIST 30'un açıkçası BIST 100'e eşlik ettiğini %1 ve üzerinde düşüşleriyle söylemek mümkün. Mali endeks zaten aslında bankacılık endeksiyle göz önüne alınabilir ama o da %1'e yakın düşüşteydi. Turizm endeksinde çok kısıtlı da olsa bir yukarı yön var. MTA'da durum nasıl? Aslında şu içinden geçmiş olduğumuz kırılgan dönemde borsaların karmaşık seyir izlediği
küresel piyasalarda ons altın, ons gümüş vurgusunu sürekli yapar vaziyetteyiz. Şu anda kırmızı da görüyoruz ama ons altının 2037 dolarlarda, gümüşün de 25,83 dolarlarda olduğunu düşünürsek 2000 dolar ve 25 dolar gibi önemli eşiklerin üzerinde seyrettiğini yine söylemek mümkün. Dolar TL'deki az önce gördüğümüz seyirle beraber gram altında 1276 TL seviyesinin üzerine seyrediyor. Petrolde bir miktar toparlanma izliyoruz. Brent petrol 75 dolara doğru yakınsar vaziyette. NYMEX petrolde de 70 doların üzerinde bir görüntü var. Genel itibariyle özellikle ABD tahvillerine baktığımızda ise 2 yıllık tahvil faizinin %4'ün altında, 10 yıllık tahvil faizinde %3,50 seviyesinin altında olduğunu görüyoruz. VIX endişe endeksi dün 20'nin üzerini test etti endişe eşik değeri olarak. Tahviller şu anda ekrana geldi. Hisse senedi piyasalarında da tahvil tarafındakine benzer dalgalanmalar var. Ama an itibariyle VIX endişe endeksinde sakin seyretin 19 değerinin altında olduğunu söyleyelim. Ve her akıllı parada olduğu gibi NCM Investment Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay'a gidelim. Şimdi Arzu Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Çağlar, hoş buldum. Yani hisse senetleri piyasalarında Fed ve Avrupa Merkez Bankası gibi iki önemli kararın olduğu haftada bir miktar daha şu an ılımlığın yayıldığını görüyoruz. Ama bizde bir türlü gün içi de günlük bazda değişimde de çok o sancı giderilememiş gibi, nasıl sizin gözlemleriniz? Evet, aslında bizde son iki haftada satış baskısı vardı. 5000 seviyesi en altına endeks yerleşti ve sonrasında da hem bireysel yatırımcılardan hem kurumsal yatırımcılardan gelen satışlar ile en son 3 Mayıs tarihinde 4300 seviyesi, düşük seviyesi görüldü. Şimdi sanki son iki günde bu seviye üzerinde bir dengelenme isteği var ama yukarı yönlü hareketlerde özellikle 4600 seviyesi üzerine geçmekte zorlanan bir endeks var. Yani taşıyıcı olarak bir belirsizliklerin fazla olduğu dönemde yatırımcı endekse katılımcı olmak için fazla istekli değil normal olarak. Tabii bunda 14 Mayıs genel seçimlerine yaklaşırken artan belirsizlikler, öte yanda mevduat faiz oranları tarafında son bir haftada daha da rekabetçi fiyatlamaların olduğunu duyuyoruz bu karşılaştırma yaptığımızda. Ki bu aslında biraz da döviz tevdiat hesaplarındaki harekete de yansımış. Geçtiğimiz hafta kurumsal yatırımcılar tarafından 2 milyar dolar civarında bir döviz tevdiat hesaplarında düşüş var. 75 milyar dolara gerilemiş ve toplamda 188'den 186 kabaca civarına gerilen bir döviz tevdiat hesabı görüyoruz. Şimdi bilanço beklentileri piyasa üzerinde fazla etkili olmadı bu dönemde. Aslında bu sadece bizde değil, küresel piyasalarda da iyi gelen bilançolara rağmen ABD hisse senedi piyasalarının ve Avrupa tarafındaki hisse senetlerinin gene bilançoları satın almakta fazla istekli olmadığını görüyoruz. Çünkü bunların tepesinde kuşkusuz resesyon, küresel ekonomik yavaşlama, durgunluk endişesi var. Bir de buna bankacılık sektörü, bankacılık sektöründe kredi koşullarındaki olumsuzluğun resesyonu daha da hızlandıracağına ilişkin endişeler eklenince topyekün Asya piyasaları bir miktar duruyordu bu diyelim rüzgara karşı. Orada da bir yıkılma gerçekleşti. Dolayısıyla hem küresel tarafta hem içeride daha ziyade negatif fiyatlamaların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bankacılık krizi Mart ayında ortaya çıktı ve bu tarafta haberler yayılmaya başladığı zaman otoritelerden, aslında Biden'dan bu sektörün hassasiyetine ve bu durumun ciddi olduğuna dair bir açıklama gelmişti. Bunun etkilerini de görüyoruz. Aradan neredeyse bir iki aylık bir süreç geçti ama biz hala bugünlerde yine küçük ve orta ölçekli bankalardaki değişimleri, yenileri eklenecek mi bu kervana, bunları konuşuyoruz. Demek ki bu tarafta kırılganlıklar devam ediyor ve bu anlamda da merkez bankalarının para politikaları tarafında yavaşlaması artık şart gibi görülüyor. Önümüzdeki dönemde içeride neler olabilir dersek, yine önümüzdeki hafta içerisinde önemli kalan bilançolar açıklanacak. Sonrasında da zaten bilanço dönemi sona eriyor. O bilançoları takip edeceğiz ama az önce de belirttiğim gibi bilançoların BIST 100 endeksinin hareketi içerisinde fazla bir öneme, etkiye sahip olmadığını da söyleyebiliriz. Yine
Hisse senedi tarafında yurt dışı yerleşiklerin geçtiğimiz hafta 178 milyon dolarlık bir çıkışı olmuş. Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi her zamanki gibi önemli. Çünkü Fed'in politikalarında önemli bir yer ediniyor. Önümüzdeki hafta içerisinde Joe Biden ve McCarthy bir araya gelecekler ve salı güne borçlanma limiti konusunu tartışacaklarmış ki bu sorunun 1 Haziran'a kadar çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde ABD hükümeti defolta düşmüş oluyor. 10 Mayıs'ta yine küreselde ABD tüketici enflasyonu güncellemesi gelecek. Honda, Nissan, Sogen, Societe General gibi şirketlerin, PayPal gibi şirketlerin dışarıda bilançoları açıklanacak. Genelde tablo bundan ibaret. Biz önümüzdeki haftayı da bu haftaya benzer bir hareket ile ve isteksizlikle fiyatlamaya devam edebiliriz gibi duruyor şimdilik Çağlar. NSM Investment Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay'a çok teşekkür ediyoruz. Buradan da hemen Paribu'ya gideceğiz. Araştırma ve Raporlama Birim Yöneticisi Semih Sercan Erkul bizlerle. Sercan hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Radyoda aslında çok ilgi çekici başlıklarla ilerliyorduk. Yine bugün de 4 tane önemli başlık görüyoruz. Aslında bizim genel olarak merkezi piyasalarda da takip ettiğimiz gündemlere ilişkin de konular var. Neler aktaracaksın bizlere? Tamam, ben bu 4 başlığı da sizler için toparlayayım. Bunlardan 2 tanesi biraz piyasaya yeni giren ürünlerle ilgili olacak. 2 tane de böyle vergilendirme, düzenleme tarafından kısa bir haberimiz var. Şimdi hayatımıza bizim yeni bir blok zincir daha girdi. Çarşamba günü Paribu'da dahil olmak üzere pek çok önemli borsada listelenen Sui token'ına sahip Sui blok zincirinden bahsediyorum. Şimdi bu projeyi eski adıyla Facebook olarak bildiğimiz Meta kurumundan ayrılan bir ekibin oluşturduğu bir blok zincir. Meta'nın zamanında Diem adında bir kripto para projesi vardı. Biraz da regülatif baskılardan dolayı bu projeyi durdurdular. Şimdi buradaki ekibin bir kısmı ayrılıp Ekim ayında çıkan Aptos blok zincirini, bir kısmı da şimdi hayatımıza giren Sui blok zincirini geliştirmeye yönelmişti. Yeni blok zincirler görmek güzel ancak rekabetin de yüksek olduğu bir ortamdayız. Sui bu süreci 300 milyon dolarlık bir yatırım alarak 2 milyar dolar değerlemeyle tamamlamıştı. Onlar bu blok zincirde biraz daha oyun ve NFT'ler için altyapısı daha uygun diyerek öne çıkmaya çalışacaklar. Bununla birlikte bir başka kripto para daha hayatımıza girdi. O da Curve Finance diye bir merkeziyetsiz finans protokolü var. Üzerinde yaklaşık 5 milyar dolarlık varlık bulunuyor. Likidite havuzları ve takas işlemleri sunan önemli uygulamalardan birisi. Burada 1 dolara endeksli stabil coin'i onlar da çarşamba günü piyasaya sürdüler. Şimdi farklı finans protokollerinin de stabil coin'leri olduğu için burada da rekabetçi bir ortam var. Neden bunlar farklı farklı çıkarıyor stabil coin'lerini dersek, buradaki amaç da aslında son kullanıcıyı kendi ekosisteminde tutmak ve likiditeyi içeride döndürmeyi başarmak. Tabii bir parantez açalım. Bu farklı stabil coin'ler dediğimizde merkeziyetsiz finans tarafında bunların 1 dolara endeksi bozulmasın diye çoğu fazlaca teminatlandırılmış bir yapıda oluşuyor. Bunun da parantezini vermiş olalım, bilgisini söyleyelim. Şimdi 2 yeni ürün haberini verdik. Bir de vergilendirmeye dair konu var. Bu da Amerika'da Joe Biden'ın madencilik firmalarına cezai vergi getirileceği konusu. Bu vergi enerji maliyetlerinin %30'u kadar olacak. Yani yüksek bir vergilendirme. Madencilik şirketlerinin karlarını da tehdit eden önemli bir konu olarak gündeme giriyor. Bu Mart ayında bizim gündemimize ilk gelmişti. Şimdi bu öneriler genelde kongre harcama planlarını kesinleştirdiği süreçte çok fazla hayatta kalmıyor. Ama önerinin gelmesindeki ana sebep iklim konusundaki hassasiyetti. Şimdi madencilik firmalarının çoğu yeşil enerji kullanıyor teziyle gündeme geldiğimizde, bu tarafta temiz enerji kullanan firmaların toplumun genel enerji maliyetlerini ve kullanımını arttıracağı yönünden bir yaklaşım sergilemişler. Kongre tarafında cumhuriyetçiler kriptoya, bir de madenciliğe birazcık daha düzenleme konusunda ılımlı yaklaştığı için bu vergi önerisi benimsenmeyebilir ama önemli konu. Gerçekten biraz yakından takip etmek gerekecek bunu da. Bir başka tarafta da Kenya Maliye Bakanlığı da durmamış. Onlar da dijital varlıkların transferlerinden %3 vergi alalım diye bir teklifte bulunmuşlar. Biz bir önceki yayında Nijerya'nın yasal düzenleme alanında çalıştığını söylemiştik. Burada da biraz adaptasyonu yüksek olan Afrika ülkelerinde düzenlemenin biraz daha gündeme sık girmeye başladığını görüyoruz diyerek gündemi sunmuş olayım.
Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Semih Sercan Erkul'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi akıllı parada kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Profesör Doktor Oral Erdoğan ve Özgür Hatipoğlu'yla hem bu haftanın sonunu hem de seçime giderken Türkiye'deki genel gidişatı konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz Akıllı Paraya. Çok değerli konuklarımızdan Özgür Hatipoğlu ile stratejist bugün birlikte olacağız. Özgür Bey hoş geldiniz. Çağlar Bey merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Özgür Bey şimdi ben kendimce yorum yaparken sabah itibariyle şunu söyledim. Yani biz gelen verileri özellikle merkez bankalarının alacağı kararlara dönük olarak yorumlamaya çalışıyoruz. Hatta tırnak içerisinde bazen falcılık yapıyoruz dedik. Ama bunu yapmamızın sebebi de piyasalardaki aslında gidişatı ölçmek ve izleyicilerimize aktarmak adına. Şimdi merkez bankaları kararlarını aldıktan sonra sizinle beraber karşılayacağımız tarım dışı istihdam verisinin çok bir önemi kaldı mı sizce? Aslına bakarsanız kaldı. Çünkü şöyle, yani trading'e baktığınızda, piyasadaki spekülatif hareketlere baktığınızda tarım dışı istihdam ve onunla birlikte gelecek işsizlik verisi çok kısa süreli olarak büyük hareketlere sebep olacak bir veri. Biliyorsunuz özellikle faiz tarafında endeksleri etkiler, pariteyi etkiler, altını etkiler ve bunlar hani Türkiye'de özellikle altın ve parite son derece ciddi yatırımcı bulan enstrümanlar. Diğer yandan analiz bakımından önemi şu Çağlar Bey. Şimdi mesela beklentiye paralel gelecek bir tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi bize şunu gösterecek. Demek ki Amerika'da hala istihdam piyasası hala sıcak. İnsanlar hala iş bulmaya devam ediyorlar. Hala para harcayacak durumdalar. Zaten hafta içerisinde gelen iş gücü maliyeti kalemine baktığımızda onun da yükseldiğini gördük. Bu ne demek? Üretilen işe karşılık ödenen para. Baktığınız zaman yani insanların geliri yüksek anlamına geliyor Amerika'da. Bu da harcamayı destekleyen, dolayısıyla enflasyonu destekleyen bir fonksiyon. Şimdi bu anlamda verinin beklendiği gibi veyahut beklentiden yüksek gelmesi Fed'in hani biz ara verdik dedi ama hala o zaman en azından faiz artışı değil ama daha uzun süre belki de faizlerin düz kalma olasılığını gündeme getirir ve faizlerin en azından faizin düşeceğine dair olan şu swap fiyatlaması var, hepimiz biliyoruz. O fiyatlamanın biraz daha sönümlenmesine neden olacaktır diye düşünüyorum. Yani verinin en önemli tarafı, hani trading her zaman gün içinde veri geliyor gidiyor alıp satılıyor ama bence şeyi bu. En önemli hayati şeyi burada, önemi burada Çağlar Bey. Özgür Bey, şeyden başladık, veriyle ilgili ilk değerlendirmeden başladık. Biraz da piyasa tarafına, hazır siz swaplardan bahsetmişken, sizle getiri eğrisini konuşmayı da seviyoruz. Bu noktada yönetmenimiz Selçuk Yıldırım'dan getiri eğrileriyle ilgili grafiği de rica edeyim ben. Şimdi uzun ve kısa zamanlı beklentilerin özellikle piyasa fiyatlamalarında bir ayrışmaya da yol açtığı süreçten geçiyoruz. Siz de aslında bunu çok derinlemesine anlatmıştınız son sohbetimizde. Bu noktada alınan hem Avrupa Merkez Bankası'na belki değerlendirme istersiniz. Hem de FED kararı sonrasında uzun ve kısa vadede enflasyon ve para politikası metinlerin para politikasının seyrinde bir netleşme oldu mu yoksa belirsizlik mi daha çok arttı? Aslına bakarsanız şu anda bence belirsizlik hakim. Yani FED'in en azından faiz artırım sürecinin sonuna geldiğini hem swap piyasasında görüyoruz hem getiri eğrisi tarafında da aslında görüyoruz. Baktığımızda şeyin 10 yıllık ve 2 yıllık spreadinin yavaş yavaş yukarı doğru döndüğünü görüyoruz. Hatta son günlerdeki biraz hızlı bir yükseliş var. Bunun temel nedeni de borç tavanı hikayesinden kaynaklanıyor doğrusunu isterseniz. Yatırımcılar genel itibariyle kısa vadeli bonolara, tahvillerden ziyade bonolara çok ciddi hücum yapmış vaziyetteler. Hatta orada bir tarih var, 9 Haziran olsa gerek. 9 Haziran öncesindeki tahviller biraz daha ayrı, oraya pek dokunmuyorlar ama 9 Haziran'ın hemen sonrasında işte Haziran ayı vadeli 9'dan sonraki ve Temmuz vadeli kağıtlarda çok ciddi şey var, talep var. Biraz bugünlerde gördüğümüz ayrışmanın aslında en önemli nedeni bu borç tavanı hikayesi ama hani biliyorsunuz daha önceki dönemlerde de Amerikan hükümeti işte iki tarafın anlaşamama problemi nedeniyle kapanmıştı.
borç tavanını yükseltemedikleri için sonrasında tekrar borç tavanına izin verdiler, anlaştılar ve yükselttiler. Muhtemelen sonuçta yine böyle olacaktır ama bu tabii öyle deyip üzerimizden atmamak lazım. Bu ciddi anlamda yatırım imkanları veya spekülatif arbitraj imkanları veriyor. Hani onu piyasadan takip etmek lazım. Özellikle dediğim gibi yakın vadeli kağıtlara talep daha yüksek. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası'na bakarsak, hani belirsizlik oldu mu yoksa artık her şey görünüyor mu diye baktığımızda, Avrupa Merkez Bankası'nda 25 artırdılar ve bundan sonraki verilere bakmaya devam edeceğiz dediler. Hani bir önceki, iki önceki toplantıdaki gibi şimdi 50 yapıyorum, bir sonrakinde bir 50 daha yapacağım, o da benden olsun demedi. Ama piyasa hani bunu fiyatlıyor. Piyasada hatta aslına bakarsanız 2x25 fiyatlaması var. Ama benim beklentim şimdilik herhalde bir 25 daha yaparlar diye düşünüyorum. 2x25 olur mu? Bana sorarsanız biraz daha abartı gibi görünüyor. Ama bunu tabii ilerledikçe, zaman ilerledikçe daha net görüşürüz. Dolayısıyla herhangi bir şey kesinleşmiş değil. Sadece Fed'in işte işin sonuna geldiğini biliyoruz diyebilirim size. Özgür Bey, Oral Hoca ile olmayacağız. Sizle uzun uzun devam edeceğiz. Kendisinin programında bir değişiklik oldu. Ben şimdi veriye yaklaşık bir 4 dakika kaldı. Bunun öncesinde de bizim aslında şu anda konuştuğumuz para politikaları ve yapısal bir takım konuların piyasa tarafındaki yansımalarıyla ilgili değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi sene başından itibaren altın ve teknoloji hisselerinin bir nevi geri dönüşünü yaşadık. Bu bahsetmiş olduğunuz koşullarda devamını beklemeli miyiz, özellikle altın ve teknoloji hisselerinde şu ana kadar gördüğümüz performansın? Yani teknoloji tarafında önce onu cevaplayayım. Altın hani üzerine daha rahat konuşacağımız bir şey. Teknoloji hisselerinde açıkçası bilançolara baktığımızda özellikle bulut teknolojisi ve artificial intelligence dediğimiz işte yapay zekaya ucundan dokunan şirketlerin daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Bir de üzerinde tabii çok ciddi nakit taşıyan hisselerin, şirketlerin iyi performans gösterdiğini biliyoruz. Bu mega cap dedikleri, daha önce bahsetmiştim bundan. Zannediyorum bir de son günlerde şey akımı var Çağlar Bey. Özellikle bu robotik teknoloji mi desek veya disruptive technologies diyorlar. Yani rahatsız edici teknolojiler diye çeviririz ama asıl doğru ifade bu değil. Yani böyle gelişmeci teknolojiler diyelim buna. O tür şirketler, o tür iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerin bulunduğu ETF'lere bakıyorum. Genelde bunlara biraz para girişi var. Biraz da indikatörler bazında biraz daha yukarı çıkacakmış gibi gözüküyor. Geçmişte bu tür durumlar olduğunda takip eden 1-2 hafta içerisinde gerçekten hangi sınıfta, hangi varlık sınıfında buna benzer görünümler olduysa orada bir hareket oluyor. Dolayısıyla şimdi faiz artırımları bitti. Bitiyor veya resesyon tarafı, o da ortada biliyorsunuz o topta. Yani zayıf bir resesyon olacak gibi gözüküyor. Bu anlamda bence hisse senetleri tarafına şey bakmak lazım, pozitif bakmak lazım. Ama şu anda da elimizde iki tane problematik durum var Çağlar Bey. Bir tanesi banka krizi, bir tanesi de bu borç tavanı konusu. Dediğim gibi borç tavanı çözülebilecek bir konu. Belki işte ayın 9'unda veya ondan sonraki süre ne zamansa o zaman bu iş çözülecek. O zamana kadar belki biraz baskı oluşturur ama sonunda çözülecek bir konu. Bankacılık krizi ise ben bu kadar uzamasına bile aslında biraz şeyim. Yani bu kadar uzayacağını bile beklemiyordum. Ama işte görüyorsunuz dün bile %50 düşen bankalar oldu bilmem ne falan. Bayağı ortalık hala o anlamda karışık. Pek beklemiyordum ama sonuçta herhalde bu işte düzelecek. Çünkü daha fazla batan banka işte Westpac falan dediler geçtiğimiz 1-2 gün içerisinde ama pek olacak gibi gözükmüyor sanki. Çünkü onlardan da mevduat çıkışı yok. Hatta değer düşüklüğü var ama değer düşüklüğü sadece hisse performansından kaynaklı. Yani ne kredilerinde ne işte varlıklarında veya ne aklınıza gelebilecek başka bir şeyinde bir düşüş var, mevduat çıkışı var. Sadece hisse fiyatından kaynaklı bir düşüş söz konusu. Dolayısıyla bunlar hep geçici. Sonuçta dönüp baktığımızda eğer büyümeyle de ilgili çok ciddi bir problem olmazsa değerlemeler artık yapıldığı zaman şirketler yavaş yavaş alıcı bulacaktır diye düşünüyorum. O yüzden buralar
optimum noktalar mı Çağlar Bey, söylemek zor. Hani denemek ve portföylere yavaş yavaş oluşturmak lazım. Belki biraz aşağı yönlü korunma stratejileri alarak yapmak lazım. Hani şu anda çünkü bir dönüşüm sürecindeyiz faizler tarafında. Bu süreç biraz zor olacak. Yani hem boğalar için hem ayılar için, hem tahvilciler için hem hisseciler için. O yüzden biraz bunu şey yapmak lazım. Altın tarafında diyorsanız eğer, bence altını düz bir şekilde portföylerde bulundurmak lazım. Özgür Bey, bu arada siz konuşurken geldi beklenti üzerinde. Son veride zaten beklentilere yakınsamıştı. Hemen terminalden de açıkçası bunu gösterelim. 253 bin artış var. Yani 185 binlik beklentinin üzerinde. Biraz önce de seyircilerimize ifade etmeye çalıştım konu. Şu mavi çizgi beklentiler zaten üzerinde seyrediyordu. Şuradaki aralık istisnası haricinde. Siz de zaten girizgahı Özgür Bey verinin önemine ilişkin söylemiştiniz. İlk etapta işsizliğe baktığımızda da 3,6'lık beklentiye karşı 3,4 olduğunu görüyoruz. Aslında sizin bir nevi zeminini hazırladığınız konuşmaya da paralel bir veri seti var karşımızda. Ortalama saatlik kazançlar beklentinin üzerinde arttı. Nisan'da da yıllık bazda 4,2'lik beklentiye karşın %4,4 arttı Özgür Bey. Ben hemen sözü size devredeyim. Nasıl yorumlayalım veriyi? Evet, muhtemelen 2 gün önce faiz artışlarının sonuna geldik mesajı veren Powell şu anda vay anasını acaba öyle demeseydik mi falan diyordur diye düşünüyorum Çağlar Bey. Çünkü baktığınızda yani 3 tane veri geldi. Demin 2 dedik ama 3.'yü de koyalım. Saatlik ücretleri de koyalım. Şimdi bakın 253K geldi. 185 bekleniyordu. Bir önceki de 236K. Hem beklentinin hem önceki verinin üzerinde gelen bir istihdam artışı var. Çok ciddi istihdam yaratıyor Amerikan ekonomisi. Bakayım. Hatta şimdi revizeler geldi Çağlar Bey. 236K'lık önceki ayın verisini 165K'ya evet, revize ettiler. Evet, yani, hemen yansıttık ekrana da. Aynen. Bu şu anlama geliyor. Biz az önce 236'dan 253'e yükseldi derken aslında 165'ten 253'e yükselmiş. Yani son derece güçlü bir şey var. Akım devam ediyor. Hala piyasa yeni işler açıyor demektir bu. Unemployment'a, işsizliğe bakıyorum. Geçen ay 3,5 gelmiş. Bu ay 3,6 beklenirken 3,4. İşsizlik de düşmüş. Tam Fed'in istediğinin, olmasını istediğinin aksi yönünde hareket ediyor. Hani faizlerin indirilmesine karşı bir şey bu, net bir şekilde. Saatlik ücretlere bakıyorum. Hem aylıkta hem yıllıkta, işte birinde 0,5 artmış, öbüründe %4,4 artmış. Hem beklentilerin hem önceki ayın verilerinin üzerinde. Sonuçta baktığınızda bu aslında çok istihdam piyasasının çok güçlü bir şekilde devam ettiğini söylüyor bize. Ve faizin düşeceğine yönelik beklentilerin ciddi anlamda tekrar sekteye uğrayacağını söylemek lazım. Piyasadaki etkisine de ilk açıdan baktığımızda şu anda zaten görüyorsunuzdur, piyasada tahvili satarak faizin yükselmesine neden oluyorlar. Biraz endekslerin normalde yüksek faiz ortamında hani satış görüyordu ya, biz hep öyle söylüyorduk endekslerdeki, geçen aylardaki satışın şeyini. Şimdi endeksler bunu böyle fiyatlamıyor. Çünkü piyasa içten içe aslında veri böyle geldi ama faiz işi yine de aslında sonuna çok yaklaştık dedikleri için ve bu durumun da yani istihdamın iyi olması, insanların paralarını kazanıyor olmasının bir durgunluğa, resesyona olan mesafeyi arttırdığını gördükleri için endekslerde geçen aylarda gördüğümüz, bu tür veriye tepki olarak gördüğümüz satışı görmüyoruz Çağlar Bey. Dolayısıyla yani endeksler olduğu yerde kalıyor gibi görüyorum ama sanırım bugün hisse senedi tarafı biraz daha pozitif çalışır Amerikan piyasası da açıldığında diye düşünüyorum. Demin izin verirseniz altını, ben verinin geldiğini gördüğüm için kısadan geçtim. Buyurun buyurun, altına, tabii ki, tabii ki, buyurun. Altına da değinmiş olalım. Şimdi ilk tepki tabii doğal olarak faiz yükseldiği için altını biraz satıyorlar. Doğrusunu isterseniz elinde altın tutanlar belki burada biraz şey yapabilirler. Hani çünkü birazcık sosyal medyada veya bizimki, sizinki gibi platformlara bakanlar şunu göreceklerdir. Grafiklerde uzun vadeli altın grafiklerinde üçlü tepe oluştu. Yani üçlü tepe demek doğru olur mu bilmiyorum ama zaman içerisinde 3 kere bu bölgelere gelmiş ve bu 3. gelişi. Hani burada bir güçlü bir direnç var. Belki teknik olarak aşağı gelir diye korkan yatırımcılar
Şimdi şeyi düşünüyor olabilirler. Aşağı doğru geliyor'yu düşünebilirler ama bunu bence pozisyon arttırmak için veya elinde altını olmayanların yeni pozisyon açmak için kullanabileceğini düşünüyorum. Sonuçta ETF pazarına baktığımızda, uluslararası piyasalarda ETF pazarına baktığımızda altının bu kadar yükselişine rağmen hala yeteri kadar para girişi olmadığını görüyorum ben. Var, para girişi var altın ve gümüşte. Ama çok güçlü bir akım yok nedense. Keza future kontratlarındaki fon pozisyonlarına baktığımızda orada da güzel bir hareket vardı. İyi bir long pozisyonlarda artış vardı. O da sekteye uğramıştı. Dolayısıyla altında ana pozisyonlanmanın ben daha gerçekleşmediğini tahmin ediyorum, algılıyorum bu piyasadan. O yüzden aşağı gelmelerde altın bana sorarsanız bir alım fırsatı veriyor. Keza gümüş de aynı şekilde. Öztürk Bey, bir de açıkçası bu konuştuğumuz konular ekseninde Powell da konuştu, dinledik. Lagarde da konuştu, dinledik. Şimdi önümde benim o akşam ziyadesiyle dalga geçtiğim bir açıklaması var Powell'ın. Dedi ki biz enflasyonun yükselişinde ücretlere odaklıyız ama enflasyondaki yukarı yöndeki seyirde tek ana odak noktası iş gücündeki bu özellikle maaşlardaki seyir olmayabilir şeklinde. Burada biz enflasyonun da açıkçası manşet rakamlarda bir miktar geriye çekilmesini fazlasıyla irdeliyoruz. Dünyada arz tedarik sorununun da olmadığını konuşur vaziyetteyiz 2021 yılındaki kadar. Peki ana odak olarak nereye yönelmeliyiz? Yani enflasyonda bir noktadan sonra bu flat hale gelen düşüşteki o düzleşme neye bağlı? Valla bence bundan sonrasında enflasyon o kadar fazla konuşulmayacak. Yani yine konuşulur. Ana konulardan bir tanesi enflasyon olur. Çünkü tam olarak düşmediğini biliyoruz. Ama hani çekirdek enflasyona Avrupa için mesela çekirdek enflasyona baktığımızda en son okuma aşağı doğru gelmeye, burun kıvırmaya başladı. Ve bunun öncesinde daha önce de çekirdek enflasyonun bir önceki okumadan düşük olduğu zamanlar olmuştu. Ama o dönemde manşet enflasyonun direkt yukarı doğru gittiği dönemlerde çekirdek küçük eksiler getirmişti. Şimdi ise bir süredir manşet enflasyonun düşmeye başladığını ve çekirdek enflasyonun nihayetinde buna tepki verdiğini görüyoruz. Bu da demektir ki büyük ihtimalle enflasyon artık zaten merkez bankalarının tepkilerinden de belli. Bugüne kadar yapılan işte çabalar, gösterilen çabalar, alınan önlemler sonucunda enflasyon artık yavaşlayacak. En azından artmıyor daha fazla. Zaman içerisinde de herhalde yavaşlayacaktır diye düşünmek lazım. Bundan sonrasında düşünülecek en önemli konu bence büyüme konusu olacaktır Çağlar Bey. Sonuçta bazı faktörler, mesela şöyle bazı faktörleri de açalım isterseniz. En basitinden harcama, yani Amerikan tüketicisinin, Amerikan ekonomisinin en önemli faktörlerinden bir tanesi tüketicidir, harcamadır. Şimdi Amerika'da tüketici hala son derece hızlı bir şekilde yaşamına devam ediyor. Yani yarın korkusu olmadan para tasarrufu yapmaya çok özen göstermiyor diye görüyorum. Ama burada da bazı faktörler var. Mesela işte UPS gibi veya bunun gibi başka taşımacılık kargo şirketleri veya online alışveriş platformları büyük miktarlı alışverişlerin nispeten azaldığını söylüyorlardı geçen hafta. Şimdi bu konu belki bir yavaşlamayı ifade ediyor ama aslında harcama devam ediyor. Fakat bunun yanında imalat tarafına baktığımızda Amerika'da biraz şey var, problematik bir görünüm var. Çünkü bir süredir aşağı doğru gelen bir imalat aktivitesi var. Buna paralel olarak tabii büyümeyle ilgili endişeler de aslında biraz da buradan kaynaklanıyor. Şimdi büyüme konusu biraz ortada. İlerleyen aylarda eğer büyümeyle ilgili negatif gelişmeler biraz daha ön plana çıkacak olursa bu enflasyon konusu falan daha da unutulur diye tahmin ediyorum. Ve o zaman büyümeyle ilgili fiyatlamalar başlar. Nitekim halihazırda zaten baktığınızda aslında özellikle tahvil piyasasında resesyon fiyatlamalarının, işte bu swap piyasalarında falan resesyon fiyatlamalarının aktif bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. O yüzden herhalde önümüzdeki dönemin en önemli temalarından bir tanesi büyüme olacak diye düşünüyorum. Özgür Bey, çok değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Stratejist Özgür Atipoğlu bizlerle birlikteydi. Şimdi de Akıllı Para'da yine kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Tekrar
Tekrar hoş geldiniz Akıllı Paraya. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar, InsanSay CEO'su Sercan Esen ile yapay zekanın iş güvenliği alanında kullanımına ilişkin bir röportaj gerçekleştirdi. Şimdi bu röportajımızı izleyeceğiz. Aradın ardından Akıllı Paraya, daha doğrusu haberin ardından veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bugün InsanSay CEO'su Sercan Esen'i konuk ediyoruz. Sercan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. New York merkezli başarılı bir şirketin kurucusunuz ve yapay zeka konusunda da çalışmalarınız ve belli platformlarda da hizmetleriniz var. İlk sorum, yapay zekanın iş sağlığı ve güvenliği alanında sunduğu fırsatlar nelerdir? Tabii ki. Aslında İSG alanındaki etkisine geçmeden hemen böyle bir adım geri atarak yapay zekanın günümüzde geldiği noktadan ve endüstri olan genel etkisinden bahsetmekte biraz fayda var. Yapay zeka o zamanki adıyla aslında otomasyon 1950'lerde endüstrinin çalışma şeklini büyük ölçüde değiştirdi. Şimdi 2023'te bu yeniden aslında bir revizyondan geçtiği söylenebilir. Peki bu ne demek? Gün geçtikçe birçok yeni şirket teknolojileri kullanarak dikeye odaklı uygulamalarla daha sürdürülebilir, verimli bir şekilde endüstriyi değiştirmeye de aslında başlıyor bir taraftan da yeni uygulamalarla beraber. Şimdi İSG'ye döndüğümüzde bunu nasıl uygularız ve yapay zekayı nasıl kullanabiliriz ondan bahsetmek gerekirse. Şimdi bir tesis hayal edin. Yüzlerce, binlerce insanın çalıştığı ve biz çok küçük bir İSG ekibinden bahsediyoruz burada, birkaç kişiden oluşan. O insanlardan bu büyük yüzlerce, binlerce insanı korumasını bekliyoruz. Bu takdir edersin çok zordu bir iş ve bu tesisi korumak da aslında bir takımın, yani bir grup insanın işi olmamalı. Bizim savunduğumuz aslında InsanSay olarak da güvenliğin, iş sağlığı güvenliğinin sadece tesislik bir grup insan değil, herkesin aslında bir sorumluluğu oldu. Şimdi burada baktığımızda insanların da gözle ve gözlemle var olan aslında ihlalleri, kazaya dönüşebilecek ramak kalıları takip etmesi, raporlaması ve bunlara karşı aksiyon alması neredeyse imkansız. İşte yapay zeka tam bu noktada devreye giriyor aslında. Gerçek zamanlı uygulamalarla iş sağlığı güvenliği ekiplerine aslında bildirimler göndererek ve onları onların aksiyon almasını sağlayarak kazaları önleyebilecek, onlara veri analizi sağlayabilecek platformlar mümkün hale geliyor. Ve bu da aslında yapay zekanın günümüzde İSG kültürü oluşmasına ve bu ekiplerin çok büyük tesislerde çok büyük sorunları gerçek zamanlı olarak işleyip aksiyon almasına, kazaları önlemesine yardımcı oluyor diyebiliriz aslında. Peki dünyada ve Türkiye'de iş kazaları ve İSG hakkındaki bilinç ne durumda? Şöyle, mesela şu an neredeyse dünyanın her yerinde iş sağlığı güvenliği süreçleri manuel. Yani baktığınızda İSG ekipleri raporlamaları olsun, regülasyonlara olan uygunlukları olsun, takipleri olsun, bunları eğer eski yöntemlerdeyse, yani kağıt ve kalem değilse, bazen 2000'li yıllarda kullanmaya başladıkları iş sağlığı güvenliği platformları kullanarak yapmaktalar. Ama onun ötesine geçmek çok zor. Bizim gördüğümüz, örneğin İnternet olarak bağlı olduğumuz 26 ülkede yüzlerce tesiste gördüğümüz genel problem ise iş sağlığı güvenliği ekiplerine gereken önceliğin verilmemesi. Burada şirket üst düzey yöneticileri her ne kadar çalışanlarının güvenliğine, sağlığına önem verse de bazen İSG ekiplerinin isteklerine proaktif olmak yerine reaktif yaklaşabiliyorlar. Yani bir kaza olduktan sonra, bir ramak kalı olduktan sonra öncelik verebiliyorlar. Bu da aslında baktığınızda biraz daha sorunun temellemeye çalıştığınızda yönetime de hak veriyorsunuz. Yüzlerce lokasyon birçok noktada birçok kazaya gidebilecek aslında sorundan haberdar olmak neredeyse imkansız. İşte burada bir köprü görevi görebiliyor yapay zekada. Peki dünyaya baktığımızda bu sorunu Türkiye ile karşılaştırdığımızda ne görüyoruz? Türkiye aslında bir tık daha önde diyebiliriz burada. Çünkü bizim yaptığımızda bir geliştirmeden sonra ve Türkiye'de beraber çalıştığımız Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve kurucusu olduğu Mikrocerrahi Vakfı ile beraber bir proje başlattık geçtiğimiz sene. Türkiye'nin sıfır kazaya yolculuğu projesi. Bu bağlamda yüzlerce üye şu an yapay zekayı hızlı bir şekilde hayata alarak ekipleriyle beraber InsanSay gibi yapay zeka platformlarında hayata geçirerek kazaları önlemeye başlıyorlar. Yani biz aslında Türkiye'yi burada dünyanın bir tık daha önünde görüyoruz. Dünyada da önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda çok fazla yapay zeka uygulamasını, iş sağlığı güvenliği alanında da değişikliklere yol açmasını bekliyoruz intensif olarak. Peki sizin yaptığınız hizmette de zeka teknolojisi şirketlere ve çalışanlara nasıl fayda sağlıyor? Son olarak da bunu alalım. Tabii ki.
Üç basit kategoride aslında internetin faydalarını, yapay zekanın faydalarını, işletmelere ve çalışanlara olan faydalarını özetleyebiliriz. Bunlardan birincisi gerçek zamanlı ve şeffaf iş sağlığı güvenliği analizleri olarak önümüze çıkıyor. Yani işletmeler her an orada olan iş sağlığı güvenliği ihlali ve kazaya gidebilecek sorunları gerçek zamanlı şeffaf bir şekilde görebiliyorlar, aksiyon alabiliyorlar ve bunları düzeltebiliyorlar. Yani örneğin bir yaya yoluna bir nesne bırakıldıysa ve bu nesneye biri takılıp düşme tehlikesi varsa ya da yaya yolunun dışına çıkıp bir araçla teması, araç tarafından çarpılma riski varsa biz bunu o nesne oraya bırakıldığı anda söyleyerek aslında ortadan kaldırıyoruz bu riski. Yani sorun olduktan sonra değil, olmadan önce soruna gidebilecek şeyleri analiz ediyoruz. Diğer tarafta ikinci kısma baktığımızda ise faydası, biz intensif olarak çalışanların asla kişisel verilerini işlemiyoruz. Yüz tanıma teknikleri kullanmıyoruz. Bir suçlama kültürü oluşturmak bizim aslında hiç istemediğimiz bir şey. İntensif olarak kesinlikle geriye alınamaz şekilde verimizi de anonimleştiriyoruz. KVKK, GDPR kapsamında yapıyoruz analizlerimizde. Bu da ikinci faydası denilebilir. Son olarak aslında Türkiye'de de bulunan alanında uzman, öncü teknoloji ekibimizle beraber biz her geçen gün müşterilerimizden gelen, dünyadan gelen istekleri değerlendirerek yapay zekamıza yeni özellikler ekliyoruz. Örneğin IntenSAI bugün günde 22 milyarın üzerinde resim işliyor ve bu işlediği verileri de kendi veri setine katarak yeni yapay zeka modülleri geliştirerek yine kazaların önüne geçmeye devam ediyor diyebiliriz. Bu üç basit kategoride aslında sistemimizin faydasını özetleyebiliriz.